Sonra şey diyorlar. Her şey tamam, ses şu olmamış. Tamam, git. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. 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 ses tonundan şikayetçisiniz sanırım. Biraz daha enerjik olmamı istiyorsunuz. YouTuberlar ne yapıyor? Favoriler videosu yapıyor. Sizin için favoriler videosu hazırladım. Gözlüğümü çıkarayım mı ben? Ne yapayım? Evet, çıkarayım gözlüğümü. Şimdi şöyle yapacağız. Ben beğendim, memnun kaldığım ürünleri sizlere söyleyeceğim. Sizler de gidip onları alacaksınız. Aldığınız yere de not düşeceksiniz. Deniz Bağdaş'tan geldim diye. Böylece ben şey olacağım. Sponsor şey yapacağım. En beğendiğim cilt bakımı ürünlerinden başlıyorum. Shiseido'nun. Aa, yedim. Ibuki serisinden. Yüz temizleme jeli. Bu jelin içerisinde ufak ufak tanecikler var. Onlar yüzünüze peeling etkisi yaratıyor. Yani ölü deriden kurtulmuş oluyorsunuz. Hem de kokusu çok güzel. Hem de ne yapıyoruz? Yüzümüzü sabunla yıkamıyoruz. Çünkü sabun çok kurutuyor. Kurutuyor. Yalan mı söyleyeceğim? Lazere gittikten sonra yüzümde bir takım lekeler oluştu. Lazere gidecek olan arkadaşlara buradan sesleniyorum. İyice araştırın, öyle gidin. Çok deneyimli elemanlar alınmıyor. Sadece işte bir iki kere gösterildikten sonra size o lazer yapmaya başlıyor. Dolayısıyla ben lazer yaptırdığım yerde şuna çok dikkat ettim. Lazer yapan kişi yüzünde sivilce var mı yok mu hiç dikkat etmiyor. Dikkat etmeyince ne oluyor? Lazeri oraya vuruyor. Lekeler oluştu. Ben yeni başladım leke tedavisine kendi çapımda. Ama memnunum şu anda, lekelerimi azalttığını düşünüyorum. Bitirmedi ve sanıyorum ki hiçbir ürün leke tamamıyla yok etmiyor. Ama azaltanlar var. Bioderma'nın White Objective isimli serumuna başladım. Bunu akşamları yüzüme sürüyorum. Gündüzleri sürmüyorum çünkü gündüz sürünce güneş ışınına maruz kalıyor. Lekeler artıyor. Çelişki. O yüzden serumlarımızı gece kullanıyoruz. Duş jeli olarak da The Body Shop'tan aldığım Indian Night Jasmine isimli duş jelini kullanıyorum. Bunun kokusu... Bunun kokusu çok 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 güzel. Aşırı güzel. Öyle böyle değil yani. Bayağı güzel. Hani bunun daha az güzelini yapsınlar. Gene alacağım. Gidelim The Body Shop'a. Hep birlikte halay çekerek bu ürünü alalım ya. Bu ürün sadece kadınlar için değil. Unisex bir ürün. Cinsiyetine baktım. Takipçilerimin cinsiyetini inceledim YouTube'dan. Sanırım %96'sı erkekmiş. O zaman benim saçlarım çok kuru. Aşırı kuru. Saçımı ben bir ara kızıl yaptırdım. Bu kızıl saç kafamda yaklaşık 12 saat falan durdu. Sonra tekrar kahveye döndüm. Kendi rengime döndüm. Dolayısıyla saçlarım alev aldı. Yandı. Yandı. O yüzden hazır yanmışken dedim ben şey yapayım. Saçımı düzleştireyim, kurutayım, maşa yapayım. Hani anladınız mı? Şey yapayım dedim artık. Zaten onun için şöyle bir ürün keşfettim. Ben keşfettim. L'Oreal'in Elsev Mucizevi Yağ Saç Güzelleştirici Kremi. Ağırlaştırma yapmıyor gerçekten. Beğendim. Güzel bir ürün. Bu duştan çıktıktan sonra da saçınızı sürebilirsiniz. Kurulama gerektirmiyor. Bunun amacı saçlarımızı ısıya karşı korumak. Ya sonra heyecanlı değil diyorlar. Düz okuyorsun diyorlar. Hayret bir şey. Ne yapmam lazım? Şive yapsam olur mu? Uşağım. Dağ. Açan. Beni terk et. Yalnız bırakın. Şöyle bir fondöten buldum. Yolda buldum bunu. Bunu ben Sephora'dan aldım. Bu fondöteni yeni kullanmaya başladım ama çok memnunum gerçekten. Estée Lauder'un Stick Radiant isimli fondöteni. Stick bir fondöten değil aslında. Yani bildiğimiz stick fondötenler gibi değil. Önünde süngeri var. Beauty Blender gibi düşünebilirsiniz. Düşünmeye de bilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Böyle çeviriyorsun altını. Şimdi boşa harcayacağım ya. Tamam hadi sizin için tamam. Tamam, sizin için yapacağım. Sıkıyorsunuz. Ucuna fondöteni geliyor. Bunu böyle yüzümüze pıt pıt sürüp dağıtıyorsunuz. Bu çok güzel bir fondöten. Ama bakın görünüyor mu oradan bilmiyorum da. Benim ten rengimin 3-4 kat falan koyusu bu yani. Yüzüme sürdüm, başka bir şey oldum yani. Hani gittim Sephora'ya. Kadın bana dedi ki ten renginiz mi olsun, ten renginizden açık mı olsun? Ben dedim ki neden ten rengimden açık olsun ki? Dedim ten rengime şeyini versen. Öyle demez olaydım ya. Yemin ediyorum görünmüyor ekranda. Ama çok güzel bir fondöten. Sephora çalışanının böyle bir şey yapmış olması bu fondötenin kötü olduğu anlamına gelmez. Cildinize böyle yapışmıyor, ağırlık yapmıyor. Böyle cildinize aşağı doğru böyle bir çekme, bir şey, böyle süzme falan. Çizgilere
dolmuyor. Lekeleri kapatıyor. Sivilceler de kapatıyor da işte o sivilceler o çıkık ya o. Yani sivilceniz varsa zaten hiç girişmeyin fondöten işine. Ya 76 abonem olduğunu duyan Estée Lauder ekibi bana bir mail atmışlar sponsorlu video için. Ben de kabul ettim. Şimdi Estée Lauder'un ben set halinde aldım. Biri göz primer'ı, Little Black primer'ı, biri de normal maskara. Maskaranın ismi de Sumptos Extreme. Paket halindeydi. Yalnız ben bunların ikisini bir arada kullandım. Önce primer'ı sürdüm. Sonra maskarayı üstüne sürdüm. Ama ben bu ürünleri kullandıktan sonra benim kirpiklerim teker teker kendilerini aşağıya attılar. Teker intihar ettiler. Pıt 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 kirpik dökmeye başladım. Primer'dan diye tahmin ediyorum. Ama çok memnun kaldım. Bu şeye benziyor. Maybelline'in var ya bu. Lash Last şu işte çok meşhur olan kirpiklerinizi sürüyorsunuz. Ama işte dediğim gibi kirpiklerim böyle yağdı. Aşağıya pıtır 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 döküldüler. Primer'ın başlığı kıl fırça. Biraz eğimli. Maskara da dediğim gibi çok böyle dolar gibi düşünün. Gitgide yükseliyor. Gitgide yükseliyor böyle. Her sürüşte böyle. Ama inanılmaz zor sürülüyor. Ultra büyük bir başlığı var. Çok kalın. Sürünce şey oluyor böyle bulaşıyor, şöyle bulaşıyor. Buraları fazlalıkları alıyorsunuz yanağınızdan. Çok zor sürülüyor ama dediğim gibi rezidans. Asansörle çıkılıyor kirpiklerinize. Highlighter gibi parlıyorum. Oje olarak nude ojeler tercih etmeyi seviyorum. Temiz duruyorlar hem de abartı değil. Biri Golden Rose'un sanırım 10 numara ya. Bir de Revlon'un biraz pembemsi. Revlon'un rengi. Yani aseton da o kadar çok neticede aseton. Ama bunu beğeniyorum. Parmex'in şeyi, sümbül kokulusu. Güzel, aklınızda bulunsun. Müzik önerisi isterseniz şey yapabilirim. Spotify'da liste oluşturabilirim. Ya da Apple müziğin de vardı sanırım. İsterseniz. Burnumu mu sildim az önce? Kaşını da silmedim. Şöyle şöyle yaptım. Kamusal Mizah diye bir grup var. Onları takip edebilirsiniz. Gerçekten kaliteli işler yapıyorlar. Film olarak şey önereceğim. Relatos Salvajes. Bu içinde 5 tane sanırım kısa öyküler bulunan bir film. Müzikleri çok güzel. Yani ekstra olarak müziklerini beğendim bu filmin. Artık böyle diye böyle atıldığımız konular var. Yani doluyoruz, 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 doluyoruz. Bardağın şurasına geliyor ya. İşte bu film bardağın şurasını anlatıyor. Yani şuradan şurasını anlatıyor. Yani buradan böyle gelen bir şey değil. Şuradan şura. Favori dizi olarak da bir İngiliz yapımı. Utopia diye bir dizim. Kısa sürdü dizi. Bir sezon muydu? Galiba ikinci sezonu gelecek diye bekledik. Gelmedik mi ya da iki sezon mu? Öyle bir şey. İzleyin pişman olmazsınız. Where is Jessica? Renkleri falan da çok güzel izletiyor kendini gerçekten. O sarı tonları, şey tonları. Gerçekten British hayranlığın bir kez daha. Kısa mı oldu acaba? Kurguda uzatayım mı ben bunu? Ağır çekim mi yapsam acaba? Ağır çekim izleyin. Öyle daha çok olur video. Ağır çekim yapayım ben. Evet. Evet arkadaşlar. Siz bana samimiyetsiz mi diyorsunuz? Sevgili takipçilerim. İlk 5 takipçim. Aranızda bana kötü yorum yapanlar olmuş. Bana demişsiniz ki videoda her şey güzel ama o ses tonu çok sıkıcı. Dikkat ediyorum. Dikkat etmeye çalışıyorum. Ama benden de çok çıkmıyor. Böyle. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Hadi güle güle. Hadi güle.